Merhabalar Televir ekranının değerli izleyicileri. Sağlık gündemine hoş geldiniz. Efendim bugün stüdyomuzda medikal onkolog Profesör Doktor Özlem Er konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Özlem Hanım? Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Çok naziksiniz. Biz de çok memnunuz geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, bugün kanser hakkında bir program yapıyoruz. Hocamız medikal onkolog. Kalp damar hastalıklarından sonra dünyada ikinci sırada görülen hastalık diyebiliyorum, değil mi hocam? En Kesinlikle. Çok görülen hastalıklardan bir tanesi. Siz medikal onkolog olarak geçiyorsunuz. Medikal onkolojinin alanı nedir acaba? Bize biraz anlatır mısınız? Medikal onkoloji dediğimiz zaman kanser hastalığının tanı ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalından bahsediyoruz. Kanser çok geniş bir tanım. 200'den fazla hastalığı aslında içinde barındırıyor. Hangi organda görülüyorsa o şekilde isimlendiriliyor. Örneğin meme kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri gibi. Sizin de başlangıçta belirttiğiniz gibi çok önemli bir sağlık sorunu. Dünyada her yıl 20 milyondan fazla insan kanser tanısı alıyor. Ne kadar fazla, çok fazla. Peki hala medikal onkolojinin alanına kanser tedavisi ve teşhisi mi giriyor? Evet. Pandemi sürecinde kanser tedavileri nasıl oldu acaba? Aksamalar yaşandı mı? Evet, aslında biz bunu ilk günden itibaren konuşmaya başladık pandeminin başlamasıyla birlikte geçen yıl. Çünkü kanser hem tanı anlamında hem de tedavi anlamında gecikmemesi gereken ve süreklilik arz eden bir durum. Tabii ki pandemi de çok özel bir koşul. Hepimiz hiç beklemediğimiz bir anda içinde bulduk kendimizi. Bunun aksamaması için Türkiye'de çok önemli önlemler alındı. Hem hastaneler bazında hem de genel olarak Sağlık Bakanlığı bazında. Kesinlikle onkoloji bölümleri kapatılmadı. Kemoterapi, radyoterapi üniteleri hizmet vermeye devam etti. Ama dünya geneline bakacak olursak erken tanıda maalesef gecikmeler oldu. Hı hı. İnsanlar hastaneye başvurmaktan çekindi. Bazı tetkikler geç yapıldı. İşte tarama amacıyla yapılan mamografi gibi tetkiklere başvurular azaldı. Ve hatta geçen yılın sonunda şunu konuşmaya başladık. 2021 ve 2022 kanser pandemisi olacak diye. Çünkü 2020'de hep gecikmelerle gittik. Bunun özellikle tanı alan kişilerde, hastalarda olmaması için çok çaba gösterdik ama ilk tanı alacak kişilerin hastaneye başvurmasında gerçekten gecikmeler oldu. Ama mesela kemoterapi ya da başka bir uygulamayı yaparken ona göre işte sanırım hasta yakınları alınmadı, perdeler vesaire kondu değil mi? Gereken evet. Önlemler alındı. Evet, önlemler alındı. Tüm hastanelerde kemoterapi üniteleri, radyoterapi üniteleri, kanser hastalarının tedavi ve muayenelerinin yapıldığı bölümler mümkün olduğunca COVID alanlarından uzağa alındı. Hasta yakınlarının hastaneye gelmesi sınırlandırıldı. Hastalarımızın mutlaka önlemlerini alarak hastaneye gelmesi sağlandı. Özellikle toplu taşımayı kullanan kişilerin evet. Ki günümüzde de buna çok dikkat ediyoruz. Önlemlerinizi alarak hastaneye gelin. Mümkünse tek ya da bir yakınıyla gelmesini istiyoruz ki hem kendilerini hem de diğer hastaları korumaları için. Ama mesela kanser tanısıyla ilk başta COVID döneminde teşhis konulduktan sonra tedavi hiçbir şekilde aksamadı değil mi hocam? PET çekiliyor, radyoterapi, kemoterapi hepsi yapılıyor. Evet, hem tetkiklerde hem de tedavide bir aksama olmaması için önlemler alındı hastaneler bazında, bölümler bazında. Ayrıca biz tedavilerimizde de mümkün olduğunca uygulamaları, örneğin hastaneye geliş sayısı eğer 2 haftada bir ya da 3 haftada bir uygulanan bir tedavi varsa 3 haftada bir olanı tercih ettik ki hastaneye daha az gelinsin. Ya da eğer ağızdan alınan tablet formu varsa o tedavinin o şekilde düzenlemeye çalıştık. Onun dışında tabii başlangıçta bizler de tam olarak bilmiyorduk hastalarımızı nelerin beklediğini, evet. Bizi neyin beklediğini. O nedenle hastalarımızın tedavisini yaparken devam ettik ama hep çekincelerimizi belirttik. Aşının gelmesiyle tabii daha önemli gelişmeler oldu. Hep bu soruluyor, siz de mutlaka merak ediyorsunuz. Evet, onu soracağım. Hakikaten kanser hastaları aşı olmasında bir sakınca var mı diye soracaktım. Şöyle ki, pandemi dönemi olmasaydı eğer hastalarımız iyi bilirler, biz de onların
en iyi olduğu durumda, bağışıklık sisteminin en üst düzeyde olduğu dönemde aşı olmalarını diğer aşılar için hep sağlıyorduk. Ama pandemi döneminde bunu bekleyecek bir halimiz olmadı. O nedenle tedavileri sürerken yine mümkün olduğunca uygun zamanlara alarak aşı olmalarını sağladık. Şu anda geliştirilen tüm aşılar, COVID için geliştirilen aşıların hepsi canlı olmayan aşılar. O yüzden rahatlıkla hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Canlı aşılarda çünkü sorun var hastaların bağışıklığı açısından. Evet. Ancak tabii ki yine doktorlarının kontrolünde ve uygun zamanlarda aşı olmalarını sağladık. Şunu da belirtmek lazım. Hem toplum için ama özellikle bizim hastalarımız için tedavileri devam ederken aşı bile olsalar koruyuculuk normaldekinden biraz daha düşük oluyor. O nedenle aslında hepimiz zaten korunmaya devam ediyoruz ama korunmayı hiç elden bırakmayacağız. Ailelerin de aynı şekilde. Çünkü en çok ev temasında, ev içi temasta biz görüyoruz. Çünkü bizim hastalarımız aslında korunmayı çok iyi biliyorlar. Biz başlangıçta çok rahat ettik. O COVID'in en yüksek olduğu ilk aylarda geçen yıl bizim hastalarımızda neredeyse hiç görülmedi. Çünkü onlar zaten maske kullanmayı iyi biliyorlardı, el yıkamayı iyi biliyorlardı. Ama sonra toplumda böyle bir rahatlama oldukça hastalarımız biraz daha bu durumdan etkilenmeye başladı. Anlıyorum. Kanser hastalığında kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının yanı sıra son dönemlerde akıllı ilaç ve immünoterapi diye bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Bu yeni tedavi yöntemleriyle ilgili bize bilgi verir misiniz? Kanser tedavisinde tanıda olduğu gibi çok önemli gelişmeler oldu. Kemoterapi 1950'lerden sonra kullanılmaya başlanılan bir tedavi. Aslında o da çok yeni genel tarihe baktığımızda. Radyoterapi 20. yüzyılın başında 1900'lü yıllarda kullanılmaya başlandı. Ama 2000'lerle birlikte çok önemli iki tedavi yöntemi daha günlük kullanıma girdi. Bunlardan biri bahsettiğiniz akıllı tedaviler ya da hedefe yönelik tedaviler dediğimiz tümör hücresini direkt hedefleyen tedaviler. Tümör hücresi üzerinde hani bu televizyon yayıncılığından örnek verecek olursak alıcı ve verici var. Orada da tümör hücresinde bir alıcı saptanıyor ve ona uygun bir molekül geliştirerek o molekülün kapatılması sağlanıyor. Böylece tümör hücresi büyümüyor. Bir de sağlıklı hücrelere zarar verilmesi daha oluyor. Az sağlıklı hücrelere etkisi oluyor. Çünkü o alıcılar daha çok tümör hücresinin üzerinde var. Bir de immünoterapi, bu da bağışıklıkla ilgili tedavi. Burada ise hedefimiz aslında vücudun savunma hücreleri, asker hücreler diye tanımlayabileceğimiz T hücrelerimiz var. Normalde vücudumuzda bu T hücreleri bizi enfeksiyonlara karşı, tümöre karşı koruyor. Ama hastalık durumunda özellikle kanserde tanımıyor. Yabancı hücreyi tanımıyor. Onu da kendinden kabul ediyor ve tümör büyüyor. Evet. İşte immünoterapi tam da o devrede ortama giriyor ve T hücresinin eğitim almasını, askerlerin eğitim almasını sağlıyor. Böylece bağışıklık hücreleri tümör hücresine saldırıyor. Yine yan etkiler çok azalıyor çünkü direkt tümör hücresine saldırmış oluyor bu tedaviyle. O zaman da tabii bağışıklık arttığı için bir takım cilt döküntüleri, ishal gibi farklı yan etkiler görebiliyoruz. Ama bunlar hep başa çıkılabilir yan etkiler ve birçok kanser türünde de kullanıyoruz. Ve olumlu sonuçlar alıyorsunuz. Kesinlikle. Özlem Hanım, Eylül ayı prostat kanseri farkındalık ayıydı. Ekim ayında ise meme kanseri ayı olacak. Bu iki kanser türü hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Prostat kanserinde farkındalık çok önemli değil mi? Yani prostatla ilgili, prostat kanseriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Bu konu çok önemli. Prostat bezi tüm erkeklerde bulunan bir bez. Ancak büyümeye başlayıp daha sonra da eğer kontrolsüz bir çoğalma olursa bu durumda ona kanser ya da prostat kanseri prostatta olduğunda isimlendiriyoruz. Ve maalesef yaş ilerledikçe artan bir durum. Dolayısıyla günümüzde tüm dünyada prostat kanseri hızla artıyor. Çünkü İyi haber, insanlar daha uzun yaşıyor. Daha uzun yaşadıkça da bu kanserle karşılaşma riski artıyor. Burada tabii farkında olup bir yakınmanız olmasa dahi uygun zamanlarda kontrole gitmek, yakınmanız varsa da doktora gitmekten çekinmemek çok önemli. Ben burada hemen bir parantez açmak istiyorum.
Erkekler bazen bu konuda isteksiz olabiliyorlar. Hemen onları seven kadınlara görev düşüyor diyorum ben. Eşleri olabilir, anneleri, kız kardeşleri olabilir. Kendi meme kontrollerini yaptırırken eşlerinin prostat kanseri kontrolünü de yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü hani pozitif ayrımcılık olacak ama kadınlar sağlık konusunda böyle ailenin sağlığını da toparlayıcı bir rol alıyorlar genelde. O nedenle birlikte kadın erkek demeden sağlık kontrollerimizi aksatmadan yaptırmalıyız. Genellikle doktora muayeneden çekindikleri için doktora gitmiyorlar. Bu konuda teşvik edici olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle ki muayene bu işin bir parçası, mutlaka olması gereken kısmı. Bunun yanı sıra kan testleri var, görüntüleme tetkikleri var. Bunların hepsinde çok önemli gelişmeler var ve çok kısa sürede sonuçlar alınabiliyor. O yüzden böyle endişeli zaman geçireceğim, işte muayene olacağım ama sonra ne olacağını bilmiyorum gibi durumlar. Hem muayene yapılıp hem kan tetkiki ve görüntüleme bir arada yapılıp bu işi bir paket halinde bitirmek mümkün. Muayeneden çekinerek gitmemek çözüm değil. Ya çekinecek bir şey yok, çekinecek değil mi? Çekinecek bir şey yok, hayır. Peki sık tuvalete gitmek bir prostat belirtisi mi? Şöyle ki onu da açalım. Her böyle sık tuvalete gitmek, zor idrara çıkmak, bu tür yakınmalar illa prostat kanseri anlamına gelmez. Çünkü prostatın büyümesiyle birlikte, yine prostat büyümesi de yaşla birlikte gelen bir durum. İlla prostat kanseri olacak diye bir şart yok. Ama böyle çok sık idrara çıkıyorsanız, çatallama varsa idrarda, gece idrara çıkmalar arttıysa, prostatta bir büyüme var demektir. Bu büyüme kanser olabilir veya olmayabilir. Bunu anlaşmanın en iyi yolu muayene, kan tetkiki ve görüntülemelerdir. Görüntülemelerde de çok önemli gelişmeler var yine. Hem MR görüntülemeleri hem de prostata özel PET dediğimiz, PET'i herkes biliyor hani kanser, evet. Kanser tetkikin şeyinde, evrelemesinde kullanılan prostata özel de bir PET yöntemi var. Evet. Dolayısıyla çok daha duyarlı bir şekilde vücudun neresinde ne var, prostat başka yerlere yayılmış mı, tüm bunları bilebiliyoruz. Eylül ayı gelmişken aslında bu kontrollerimizi yaptırmakta da yarar var. Evet, buradan da duyurumuzu yapmış olalım farkındalığı arttırmak adına. Peki beslenmenin ya da genetiğin yine prostat kanserinde etkisi nedir acaba Özlem? Evet, bu çok daha az bilinen bir konu. O yüzden bu konuyu açtığınız için çok teşekkür ederim. Beslenme tüm kanser türlerinde çok önemli. Riskimizi azaltmak, korunmak için. Burada da böyle mucizeler yok. Hani ben size bir formül vermeyeceğim. Şu meyveden ya da şu sebzeden her gün yiyin gibi değil ama meyve ve sebzeleri düzenli tüketmek, dengeli bir şekilde mevsiminde tüketmek önemli. Yeşil sebzeleri, kırmızı sebzeleri, mor sebzeleri böyle farklı renklerde tüketmek çok önemli. Günde 5 porsiyon diye bunu da yorumluyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bu şekilde belirtiyor. Bu 5 porsiyon işte sabahleyin bir domates salatalık tabağı olabilir kahvaltınızda. Ara öğünde bir meyve olabilir. Yine zeytinyağlı öğlen, akşam. Topladığınızda aslında 5 porsiyonu çoktan geçiyorsunuz. Bunu düzenli olarak yaparsanız. Onun yanı sıra ideal kiloyu korumak çok önemli. Yalnızca İyi beslenmek değil, ideal kilomuzu korumak ve düzenli egzersiz yapmak da tüm kanserler için koruyucu, prostat kanserinde de özellikle koruyucu. Genetik dediniz, evet biz bunu da çok duyuyoruz. İşte iyi besleniyorum, düzenli sporumu yapıyorum, sigara, alkol kullanmıyorum ama ben yine kanser oldum, neden diye sorusunun cevabı da erkek cinsiyet, ilerleyen yaş ve ailemizden getirdiğimiz yükler, bunlar değiştiremeyeceğimiz faktörler. Evet. Biz bunları azaltabiliriz, çevresel etkenleri, ama yaşı ilerleyen bir erkek prostat büyümeye başlıyor. Eğer ailesinden de bir risk getiriyorsa, burada yalnızca ailedeki prostat kanserleri değil, bunun yanı sıra eğer ailede meme kanseri, yumurtalık kanseri ya da pankreas kanseri varsa, bunlar da genlerle ilişkili. O yüzden yine hani kadınlarda görülüyor ama prostat ne alaka dendiğinde aynı gen üzerinden çalışıyorlar. BRCA dediğimiz bir gen var. Dolayısıyla aile yükünüzü bilmeniz de çok önemli. Eğer ailede erken yaşta görülen bir prostat kanseri varsa ya da meme kanseri, yumurtalık kanseri varsa ailenin diğer bireyleri de bu konuda risklidir.
Evet, meme kanserine gelmek istiyorum. Meme kanseri hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, burada hemen prostattan kadınlarda en sık görülen kansere, meme kanserine geçmek, hem genetik açıdan birbirine benzediği için, hem hormonal yapısı açısından birbirine benzediği için çok önemli. Meme kanseri bu yıl ilk defa dünyada birinci sıraya oturdu. 2 milyonun üzerinde. Öyle mi? Evet, 2 milyonun üzerinde kadın ve erkek de diyeceğim. Çünkü %1 erkeklerde de görülebiliyor ama %99'u kadınlarda görülüyor. Tüm dünyada en sık görülen kanser meme kanseri. Ekim ayı da meme kanseri farkındalık ayı. Dolayısıyla hep beraber kontrollerimizi yaptırmakta yarar var. Meme kanseri Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser ve görülme yaşı prostatta olduğu gibi yaş ilerledikçe artıyor ama genç yaşlarda da sık görülüyor. Hı hı. O yüzden özellikle aile öyküsü varsa ya da risk faktörleri taşıyorsanız daha erken yaşlarda ama onun dışında da 40 yaşından itibaren meme kanseri kontrolleri, mamografi ve doktor muayenesini öneriyoruz. Meme kanseri geçmişi olan bazı kadınların memenin içini tamamen boşaltma işlemi yaptığını duyuyoruz. Yurt dışında o Amerikalı Angelina Jolie yaptırmıştı. Türkiye'de de yaptıran ünlüler oldu. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz hocam? Bu konu biraz önce bahsettiğimiz genlerle ilişkili. Yalnızca aile öyküsü olması yeterli değil. Aile öyküsüyle birlikte genetik danışmanlık veriliyor ve bu genetik danışmanlık sonucunda kanda bir takım genlere, testlere bakılıyor. Doğuştan siz bu riski taşıyor musunuz diye. Eğer bu riski taşıyorsanız ki Angelina Jolie örneği çok güzel bir örnek. Neden? Çünkü gerçekten farkındalık yarattı bu konuda. Hı hı. Konuşulmasını sağladı bazı tabu olan konuların. Ve bu geni taşıyorsanız eğer o zaman normal topluma göre %40, %60 hatta ilerleyen yaşla birlikte %80'lere kadar yaklaşan kanser olma riskiniz var. Bu durumda ben bu riski taşımak istemiyorum diyorsanız belli bir yaştan sonra o artan riskle beraber memenin alınması hatta yumurtalıkların alınması da söz konusu oluyor. Çünkü yumurtalık kanseri riski de onunla birlikte artıyor. Burada tabii ki çok önemli hem genetik değerlendirmenin yapılması hem psikolojik olarak bu duruma hazırlanmak hem de tıptaki gelişmeler tabii ki plastik cerrahinin gelişmesiyle birlikte. Çünkü sonuçta bir organ kaybı yaşıyorsunuz. Evet. Bunu da hiç de azımsamamak, küçümsememek lazım. Tabii ki. Kanserle birlikte kanser riskinizi azaltırken bir takım psikolojik yükler getirmemek adına bunu kapsamlı merkezlerde değerlendirip karar vermek daha doğru. Ama hem meme kanseri hem yumurtalık kanseri riskinizi bu şekilde azaltmak mümkün. Ne sıklıkla ve nasıl muayene etmeliyiz? Evdeki muayeneyi soruyorum. Evet, evdeki hepimiz için, bütün kadınlar için 18 yaşından itibaren kendi kendine muayeneyi öneriyoruz. Kendi kendine muayene dediğimiz zaman da adet döneminin bitiminde memelerin daha rahat muayene edebileceği bir dönemdir. Kistlerin daha azaldığı bir dönemdir. O dönemde ayna karşısına geçerek memede asimetri, iki meme arasında büyüklük farkı var mı, meme başında bir çekilme, meme başından pullanma dediğimiz böyle cildinde değişiklik ya da gözle görülen böyle bir kitle, daha da ilerleyen dönemde portakal kabuğu görüntüsü dediğimiz böyle pütür pütür bir görüntü, bunlar var mı diye ayna karşısında bakmak, elimizle de hem koltuk altımızı hem de memenin etrafını değerlendirmek ayda bir öneriyoruz. Bunun dışında 40 yaşına kadar 2-3 yılda bir doktor muayenesiyle gitmek normal, eğer başka riskiniz yoksa. 40 yaşından itibarense yılda bir olmak üzere hem doktor muayenesi hem de mamografi kontrollerinin yapılmasını öneriyoruz. Meme kanserindeki tedavilerde ne tür gelişmeler oldu acaba? Meme kanseri erken tanısı mümkün olan bir kanser türü. Hem mamografiyle bu saptanabilir, hem doktor muayenesiyle bu saptanabilir ve erken tanıyla saptandığı zaman aslında
%100 diyebileceğim, %99'ları aşan bir tedavi başarısı var. Bugün geliyor bunu normal bir hastalıkta bile bulamıyoruz bu tür başarıyı. Aynı şey prostat kanseri için de geçerli. Yaşam sürenizi etkilemeyen, yaşam kalitenizi bozmayan, erken tanıyla saptandığı zaman kanserler bunlar. Erken tanısı mümkün olan kanserler. Erken tanı olduğu zaman memenin tümünü kaybetmeden yalnızca ilgili bölgenin çıkarılması, cerrahi olarak daha küçük bir cerrahi, memenin tümü alınmadan, koltuk altındaki lenf bezlerinden yalnızca örnekleme yaparak tedavi mümkün. Eğer buradan çıkan sonuç erken tanı ve hormon duyarlıysa bir takım testlerimiz var. O testleri yaparak kemoterapiye gerek olup olmadığını da saptayabiliyoruz. Böylece daha kemoterapi almadan bazı durumlarda ya da kemoterapi almanız gerekiyorsa da bunu güvenle alarak, çünkü almam gerekiyor, bundan fayda göreceğim. Kanserdeki bence en önemli gelişme bu günümüzde. Biz vereceğimiz tedaviyi kişiye özel planlıyoruz. O kişi neyden fayda görecekse, en çok hangisi onun için yararlı olacaksa, yani kapıdan giren her hastaya sizin için tek tip bir tedavi önerimiz var demiyoruz. Onun yerine bu gelişmeleri göz önüne alarak kemoterapi, hormonoterapi, akıllı tedaviler ya da immünoterapi, bunları lokal tedavilerle, yani radyoterapi, cerrahi gibi yöntemlerle birleştirerek o hasta için en uygun tedaviyi belirliyoruz. Bu da bize ne getiriyor? Tedavide yüksek başarı ve yan etkilerde minimum yan etki. Hep deriz ya işte, saçlarım dökülecek mi, kusmam olacak mı? Biz kusmam olacak mı sorusunu artık neredeyse duymuyoruz hastalarımızdan. Çok önemli, çok çünkü güzel. Günümüzde bunu artık kliniklerimizde yaşamamak için çok önemli, elimizde koruyucu tedaviler var. Çok önemli gelişmeler var. Saç dökülmesi bir takım kemoterapi ajanlarında hala devam ediyor. Eğer o tedavinin uygulanması gerekiyorsa bu da geçici bir yöntem. O yüzden hani tekrar kalıcı çıkıyor olmadığı için çok önemli. Ama akıllı bir tedavi yöntemi varsa ya da immünoterapi yöntemi varsa saç da dökülmeden bunu yapmak mümkün. Dolayısıyla aslında o hasta için en uygun tedaviyi uygun zamanda vermek. Çünkü COVID'e yine bağlayacak olursak, hep COVID döneminde acaba ben bu tedaviyi daha sonra alsam? Gördük ki zaten geçtiğimiz zaman diliminde uygun bir zaman yok. Yani 2 yıla yaklaşıyor. Tabii eğer ki bekleyecek olsaydı bir hasta, şimdi o tedaviyi alma şansı da olmayacaktı. Biz hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. COVID evet bir gerçek, hayatımızda var. Ama biz COVID'e de uygun tedavi yöntemleriyle biz baş edebiliriz bu durumdan. O yüzden uygun zamanda uygun tedaviyi almak tedavi başarısını çok artıracaktır. Bir de son zamanlarda, son yıllarda meme büyütme ameliyatları, silikon taktırma çok arttı Özlem Hanım. Öyle bir durumun kansere etkisi var mı acaba? Evet, silikon uzun yıllardır kullanılan bir madde olduğu için bunun da araştırmaları yapıldı. Direkt silikonun herhangi bir meme kanserine ya da başka bir kansere yol açtığı ile ilgili bir bilgimiz yok. Bu tür bir durum da yok. Aklımıza şu gelebilir. Biraz söylediğimiz hani bu tetkikler, mamografi, zaman zaman meme MR tetkikleri yapılması gerekiyor. Orada belki bulguları geciktirebilir. Hani eğer deneyimli ellerde yapılmazsa silikonun görüntüsüyle bir takım kitlelerin görüntüsü karıştırılabilir, ama bu da gerçekten çok nadir olan ve deneyimsiz merkezlerde belki hani çok sık görülmüyorsa böyle bir durum karşılaşabilir. Ama direkt silikonun kanser yaptığına dair bir bilgimiz ya da bulgumuz yok. Güzel. Peki deodorant veya stick kullanmanın etkisi var mı? Evet, bu da gerçekten hep sorulan ve araştırılan bir konu. Bu konuda da net size hani şunu kullanırsanız kötü olur diyebileceğim bir durum yok. Ama genel olarak dikkat etmemiz gereken özellikle alüminyum içeren deodorantlardan uzak durmak. Rolon ya da. Evet, aynen. Peki deodorant mı, rolon mu? Yani hangisi? Her ikisi de. İçinde eğer alüminyum varsa, bir takım kimyasalların yoğunluğu fazlaysa,
o zaman riskli olabilir diyoruz. Hani direkt kansere yol açar demiyoruz ama riskli olabilir diyoruz. Alüminyum olmaması gerekiyor. Evet, o çok önemli. Temizlik çok önemli. Tabii aslında burada ter bezlerini kapamamak da çok önemli. Onun yerine o yüzden temizlik, yıkanma. Tabii, zaten sık artık COVID döneminde biz bunun önemini anladık. Evet. Sağlığımız için hem vücut sağlığı hem elimizin temizliği, tüm bunlar bir noktaya geliyor, sağlıklı olmak. Tabii ki. Sağlıklı olmak. Pekala, baharatlı yemeklerle bir ilişkisi var mı? Mesela daha önce ben duymuştum, zerdeçal veya körülü yiyecekler azaltıyor diye. Hocam böyle bir şey, asparagas mı? direkt baharatların koruna dair bir bilgimiz yok ya da kanseri azalttığına dair bir bilgimiz yok. Ama biraz önce de söylediğim gibi bütün sebze ve meyveler aslında yararlı. Dolayısıyla zerdeçal da çok yararlı, zencefil de çok yararlı. Ama beslenmeyle ilgili dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Dünyada baktığımız zaman, doğuya gittiğimiz zaman mide kanserinin arttığını görüyoruz. Batıya geldiğimizde de kalın bağırsak kanserinin arttığını görüyoruz. Burada beslenme şekli çok önemli. Mide kanserini daha böyle tuzlu, salamuralı, turşulu yiyecekler artırıyor. O yüzden mide kanseri daha böyle doğu toplumlarında, onların genetik Asya yatkın... tarafı mı? Evet, özellikle Japonya'da çok fazla. Genetik yatkınlıkla birlikte artıyor. Kalın bağırsak kanseri ise böyle daha fazla işlenmiş besin tüketmek, sebze meyveyi az tüketmek, kırmızı et ve kırmızı et ürünleri aslında. Yani kırmızı eti haftada 2-3 gün tüketmeyi öneriyoruz. Neden? Çünkü içinde demir var, protein var. Ama 2-3 günü geçmemeyi öneriyoruz. Çünkü daha fazlası kalın bağırsak kanserini artırıyor. Özellikle de işlenmiş et ürünleri, sucuk, salam gibi ürünleri tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz. Hani tadımlık olabilir ama... Peki onun doğal yapılanını da mı önermiyorsunuz? Evet, işlemden geçtiği için ve tuz oranı yüksek olduğu için işlenmiş et ürünleri genel olarak önermiyoruz. Mutlaka koruyucu oluyor içinde dayanabilmesi için, uzun süre dayanabilmesi için. Hani şöyle anekdot olarak da söyleyeyim. 1900'lü yılların başında dünyada en sık görülen kanser neydi diye soracak olursanız mide kanseriydi. Şimdi mide kanseri çok daha gerilere düştü. İşte bu saklama koşullarının düzelmesi, buzdolabının keşfiyle birlikte. Çünkü tuzlama, salamura, bu tür şeylere ortadan ihtiyaç kalktı, azaldı. Evet. Ama akciğer kanseri yoktu 1900'lü yılların başında. Sigara. Maalesef tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesiyle birlikte, meme kanseriyle birlikte en sık görülen kanser akciğer kanseri. Özellikle erkeklerde ama kadınlarda da sıklığı giderek artıyor. Çünkü kadınlar daha geç kullanmaya başladı ama azalma aynı hızda olmuyor. Çok özür dilerim. Değerli izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Değerli izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ve kesinlikle içilmemesi gerektiğini söylemiştiniz hocam. Peki kişi hangi şikayetlerle karşılaştığı zaman hekime gitmeli? Kanserin çok geniş bir hastalık yelpazesi olduğundan bahsetmiştik. O nedenle aslında farklı sistemlerde farklı belirtiler görebiliriz. Sigaradan söz açmışken öncelikle solunum sisteminden bahsedecek olursak, özellikle de bu COVID günlerinde çok karışabiliyor. Geçmeyen öksürük, bu 3 haftadan uzun süren ve başka bir nedene bağlanmayan bir öksürük diye tanımlayabiliriz. İşte enfeksiyon geçiriyorsunuzdur, o nedenle olur. Ya da bir alerjiniz vardır, o nedenle olur. Ama onun dışında eğer geçmeyen bir öksürüğünüz varsa, hızlı kilo kaybı, istenmeyen, beslenmeden bağımsız olarak istenmeyen kilo kayıpları, yine vücudumuzda elimize gelen sertlikler, şişlikler, bu memedeki sertlik olabilir, ciltte olabilir ya da herhangi vücudumuzun bir yerinde daha önce var olmayan bir şişlik olabilir. Yine cilt kanserleri çok gözle görülebilen kanserler. O nedenle o konuda da uyanık olmalıyız. Benlerimiz, vücudumuzdaki benler normalde doğuştan ya da sonradan oluşabilir. Ama bu benler eğer karakter değiştiriyorsa, şekli değişiyorsa... Büyüyorsa mı hocam? Büyüyorsa da küçülüyorsa da mesela etrafı düzensizleşip daha küçük gibi görünebilir, rengi solabilir. Ama aslında düzensizleşmiştir. Ya da üzerinde kabuklanma oluyorsa, kanama oluyorsa cilt kanseri, melanoma dediğimiz cilt kanseri için uyarıcı olmalı. Yine mide ile ilgili, mide bağırsak sistemi ile ilgili
düzensiz tuvalet alışkanlığı, burada ishal de olabilir, kabızlık da olabilir. Herhangi bir nedeni yokken, beslenmenizde bir değişiklik yapmadınız ya da bir enfeksiyon geçirmiyorsunuz ama böyle ara ara ishal oluyorsunuz ya da ara ara kabızlık olmaya başladı. Bağırsak kanserleri açısından uyarıcı. Ya da büyük abdestinizde kan görüyorsanız, ağızdan yine kahve telvesi gibi kusma oluyorsa, bütün bunlar bize uyarıcı işaretlerdir. Prostat kanserinden bahsetmiştik. Yine mesane kanserini de içine katarak idrarda kan görüyorsak, idrar rengimiz koyulaştıysa, aslında bütün sistemlerle ilgili şöyle söyleyebiliriz özetle. Vücudumuzda yolunda gitmeyen bir şeyler fark ettiysek, bu mutlaka kanser olacak demek değil. Evet. Ama kanser açısından erken tanı çok önemli diye vurguluyoruz. Dolayısıyla yakınmayı fark eder fark etmez, çok da böyle bu işi nasıl diyeyim, ötelemeden üstüne düşmekte fayda var. Kanser değilseniz zaten hangi hastalığa bağlıysa, örneğin idrar yolunda bir taşınız vardır, taş düşürüyorsunuzdur, onun da tedavisi yapılır. Yok, kanserle ilgili bir durumdaysa da erken tanı yapılıp tedavideki bahsettiğimiz gelişmelerden yararlanmak, yaşam süresini uzatmak, yaşam kalitesini artırmak, bunu da vurgulamak istiyorum. Yalnızca yaşam süresi değil, yaşam kalitesi de çok önemli. Tabii ki. Tedavi süresinin kısalığı, erken tanıda daha kısa tedavi yapıyoruz, daha az modalite kullanıyoruz. Dolayısıyla bunları bir böyle sepete toplayacak olursak, aslında vücudumuzla barışık olmak diye tanımlıyorum ben bunu. Vücudumuzdaki değişiklikleri duyumsamak ve fark kendimizi etmek. Kendimizi dinlemek değil mi hocam? Fark kendimizi etmek. Dinlememiz gerekiyor. Evet. O günlük koşturmacada sabahtan akşama kadar pek çok işi yaparken onu göz ardı ediyoruz. Evet, çünkü bize, çünkü o belirtiyi veriyor aslında. Vücut. Siz normal nefes alıp verirken birden daha çok öksürmeye başlıyorsunuz. Ya bir şey alerji yaptı size, bir şey rahatsız etti. Ya da yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ya da hep aynı yemekleri yiyorsunuz ama birden kilo kaybetmeye başladınız. Yine vücudunuz diyor size yolunda gitmeyen bir şey var, bir sorun var. Ya da memenizde elinize bir kitle geldi. Bununla çok karşılaşıyoruz son zamanlarda. O yüzden tekrar vurgulamak istiyorum. Böyle hanımlar diyor ki işte geldi ama zaten işte benim arkadaşımda da böyle bir şey olmuştu. Herkesin vücudu farklı. O yüzden vücudumuzda varsa bir değişiklik, onu değerlendirmek mutlaka gerekli. Mutlaka önemseyip doktora gitmeliyiz. Kesinlikle. Ve teşhis şeyini yaptırmalıyız. Hocam peki stresin de etkisi var. O konu hakkında neler söylemek istersiniz? Günümüz yaşam biçiminde stresli olmamak mümkün değil. Hem yaşam koşulları, iş koşulları, hem sağlık koşulları bunu gerçekten zorlaştırıyor. Ben size diyemem ki hani çok stresli olanlar daha çok kanser oluyor ya da çok stresli olan daha az kanser oluyor vücudunda. İkisi de yanlış olur ama sağlığımızın bozulduğu doğru stresle birlikte. İşte daha çok ağrılarımız oluyor, daha çok kas ağrısı, daha çok baş ağrısı çekiyoruz mutlaka stresle beraber. Belki o bizim kanserimizin erken tanısını geciktiriyor. Çünkü benim vücudum zaten ağrıyor diyerek o ağrıyı fark etmiyoruz. O yüzden aslında direkt stres kanser yapar diyemeyiz ama hastalarımda ben görüyorum. Mesela çok üzüldüm, işte ondan sonra bu ortaya çıktı diye. Direkt böyle bir etki bilmiyoruz. Hani çok üzüldük oldu ya da çok mutlu olduk onun arkasından. Hani o, öyle bir inanışımız da var ya, çok mutlu oldun sonra kötü bir şey başına geldi diye. Evet. İkisi de aslında değil. İkisi de biraz önce konuştuğumuz konuya bence bağlanıyor. Vücudunuzu daha çok dinlemeye başlıyorsunuz stresli bir anınızda. Ben ona bağlıyorum. Direkt, çünkü bildiğimiz hani stres kanser yapar gibi bir faktör yok ama stresin sağlığımızı bozduğu bir gerçek. Programımızın sonuna gel. Sizin eklemek istediğiniz bir husus var mı acaba? Ben sağlığın önemini bir kere daha altını çizmek istiyorum. Kanser günümüzün bir gerçeği. Çok sık görülüyor. Azaltmak, riskimizi yarı yarıya düşürmek alacağımız önlemlerle mümkün. Belki yaşımızı geri alamayız ya da cinsiyetimizi değiştiremeyiz. Meme kanseri, prostat kanseri gibi cinsiyetle ilişkili kanserlerde. Ama beslenmemize dikkat ederek, düzenli egzersiz yaparak, sigara, alkol
elektrikten uzak durarak ve güneş ışınlarını da doğru kullanarak, çünkü D vitamini için gerekli ama normalde güneş ışınları cilt kanseri riskimizi artırıyor. Tüm bunlara dikkat ederek aslında yarı yarıya azaltmak mümkün. 20 milyon demiştik dünyada, evet, görülen kanser sayısı. Bunu 10 milyona düşürebiliriz. O 10 milyondan biri de biz olabiliriz, o azalan. Yine Türkiye'de de en sık görülen kanserler açısından meme kanseri, akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, bunlar hep önlenmesi mümkün ve erken tanısı mümkün kanserler. Dolayısıyla hem önlemek için vücudumuza iyi davranmalıyız, hem de erken tanı için yapılması gereken testlerimizi ihmal etmemeliyiz. Bu testlerin hepsi de ücretsiz olarak kanser erken teşhis merkezlerinde, KETEM isimli merkezlerde önemli yapılabiliyor. Evet, onu soracaktım. Bunu tekrar söyler misiniz? Kanser erken teşhis merkezleri var, KETEM diye isimlendirilen. Bu merkezlerde mamografi, kadınlarda rahim ağzı kanseri için pap smear dediğimiz yayma testleri, yine büyük abdestte gizli kan testi, bütün bunlar yaşla uyumlu olarak hangi yıllarda yapılması gerekiyorsa bu yıllarda ücretsiz olarak yapılabiliyor. Ve bu merkezler şu anda da açık. O nedenle aile hekiminizin de görüşünü alarak mutlaka kanser tetkiklerinizi yaptırabilirsiniz. Şu da soruluyor bize hep, ben check-up yaptırmıştım, acaba orada kan testiyle çıkar mı? Günümüzde direkt tek bir kan testiyle bütün kanserleri saptamak mümkün değil. O yüzden mutlaka gerekli tetkikleri de yanına eklemek gerekiyor. Çok teşekkür ederim programımıza konuk olduğunuz için, verdiğiniz değerli bilgiler için hocam. Değerli izleyiciler, keyifli, mutlu, huzurlu bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle, sağlıklı günler efendim.